Bakayım istersen. 1.45 falan. Mükemmel bir Five minutes later. İlk ürün orası. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik ve ilginç ürünler denemek istedim. Videoyu merak ediyorsanız lütfen izlemeye devam edin. İlk ürün olarak saçlarım çok yağlı olduğundan tabii ki bir kuru şampuan seçtim. Normalde hepimizin bildiği bu klasik kuru şampuanlar kullanıyoruz. Yani normal saç spreyi gibi sıkılanlar. Ama ben başka bir ürün buldum. Tabii ki şimdi Almanca yazıyor hepsi. Çünkü ben Almanya'da yaşıyorum. DM adlı mağazadan aldım bunu. Gratis Watsons gibi bir mağaza. Orası da saç köpüğü gibi kullanılıyor bir ürün. Ama üstünde gerçekten kuru şampuan yazıyor. Bunu birkaç kere denedim. Muhtemelen bu saçımda bir işe yaramayacak. Bir gün, iki günlük saça çok güzel uygulanabiliyor. Normal kuru şampuandan daha çok sevme nedenim de beyaz leke bırakmıyor saçımda. Çünkü benim saçım kahverengi. Normal bu klasik kuru şampuanlarda beyaz beyaz lekeler kalıyor. İlk önce tabii ki çalkalıyorum. Böyle elime aldım. Böyle normal saç köpüğü gibi özellikle diplere yediriyorum. Saçınız biraz ıslak gibi duruyor ama bu çok normal. Biraz kurumasını beklersiniz. Evet, saçım daha şu an yağlı, biraz hissedebiliyorum. Ben bir kere denedim. Hızlı kurumasını da istiyorsanız fön soğuk ayarda saçını kuruttuğun zaman hemen kuruyor. Ve kokusu da çok güzel aslında. Evet. Saç parfümü gibi de kullanılabilir. Yani yakında Rossmann'lara falan gelir Türkiye'de kesin. Muhtemelen evet. Bu arada bu ürünün tam fiyatını hatırlamıyorum ama galiba 2 euro civarı falandı. Yani 12-13 TL arası bir şey yapıyor. Tabii Türkiye'de şu an var mı bu ürün bilmiyorum. Ama geldiğinde muhtemelen fiyatını siz de bilirsiniz. Sıradaki ürünüme geçmek istiyorum. Bu aslında festival zamanı falan çok kullanılabilir bir ürün. Şöyle göstereyim hemen. Bu normal glitter gibi duruyor kutuda ama aslında yapışkan gibi, yani saçınıza önceden bir şey uygulamanıza gerek yok. Tek saçınıza uygulayabilirsiniz, yani yapışır. Şu an ambalajını açmak istiyorum. Daha hiç kullanmadım çünkü bunu. Şöyle göstereyim kutusunda. Bu gerçekten saç için olan bir şey. Ben de zaten saçıma deneyeceğim şimdi ama bu ürünün fiyatını bulayım hemen. Fişlerime bakıyorum. Bu üründe 1.84 euroya almışım ben. TL fiyatı da şu anki kurda 12.5 TL yani. Bu arada paketinde yalnız kız yüzüne de yapmıştı, onu da deneyelim. Sırf saçına yapmamıştı. Yüzüne de mi oluyormuş? Evet, yüzüne de yapmıştı kız. Evet, burada hair and face yazıyor. Bu arada yanında böyle bir fırça da geldi. Onunla uygulayacağım şimdi. Pembe olanla başlıyorum. Yani festival için bence çok güzel. Bu daha çok hoşuma gitti benim şahsen. Yani bu holographic gümüş olan. Highlighter olarak da yapalım. Çünkü cilt içinde oluyormuş bunlar. Bence gözünüze uygulamayın bunu. Tehlikeli olabilir gözünüze kaçarsa. Bir de fondötenin üstüne bence kullanılmaz bu. Çünkü fondöteni aşırı kaldırır. Çok yapışkan çünkü. Cildimde hoşuma gitmedi ama bence saç için kesinlikle güzel bir fikir. Saçım çok yağlı demiştim de önce zaten. Onun için saçlarımı yıkamaya gideceğim. Bunun için de bir ürün buldum. Şöyle tarak gibi bir ürün. Yani ilk gördüğümüzde tarak zannettik zaten. Aynen. Şöyle silikonumsu uçları var. Ama bu bir masaj fırçasıymış. Yani saçınızı şampuanlarken saçınızı hem köpürtüyorsunuz hem de masaj yapıyormuş aynı zamanda. Kan dolaşımını falan filan hızlandırıyormuş. Acaba bunu şey için mi? Hani mesela çok uzun tırnaklı insanlar var. Onu da düşünün. Bunun fiyatını söyleyeyim hemen. Bunu ben 1.39, yani 1 euro 39 kuruşa almışım. 1 euro 39 sente almışım. Lira fiyatına 9.45'e denk geliyor. O zaman saç yıkamaya geçiyorum. Evet, saç yıkamaya geçiyorum hemen. Şampuanımı kullanıyorum. Yeni kullandığım bir şampuan. Yeni deniyorum bunu. Garnier markasının. Yağlı saçlar için. Şimdi bunu direkt bunun üstüne mi sıksam?
Elimi. Yani farzda şimdi çok uzun tırnaklarım var. Bence onu biraz ısla. Çok oldu aslında. Ve o kafandaki simler nasıl gidecek merak ediyorum. Şu an simler komple elime döküldü zaten. Şampuan kaldı mı da gitmiyor. Bir daha ıslat olmalı biraz. Saçım aşırı mı yağlandı? Şampuan olduğu gibi kaldı burada. Saçım hiçbir şekilde köpürmedi. O zaman eline dök önce. Şu an saçımı ikinci kez köpürteceğim. Ben normalde saçımı zaten iki veya üç kez köpürtüyorum. Duruma bağlı. Çünkü aşırı yağlı saçlarım var. 12 saat sonrasında bile yağlanan saçım var. O düşünün artık. Bu sefer mi nasıl yapsam? Bence eline dök. Ve yani o işlem çünkü hiçbir işe yaramıyor gibi. Normal elime alıyorum bu sefer şampuanı. Yani biraz saçında. Masaj etkisi var mı peki şu an? Hiçbir şey hissetmiyorum. Rahatlama gibi hiçbir şey yok. O zaman acaba hayvanlar için uygun mudur bu kedi köpek? Kısa tüylü oldu belki de. Belki kedilerimize veya köpeklerimize deneyebilirsiniz. Ama kediyle köpek zaten yıkanmayı sevmeyen hayvan. Bununla bence durmazlar. Evet, saçımı yıkadım. O şampuan, masaj aleti hiçbir şekilde işe yaramadı bence. Yani benim işimi görmedi. O yüzden bence almaya pek değmez. Hemen sıradaki ürüne geçmek istiyorum. Zaten kafamda. Bu da baş havlum. Bunu da 1 euro falan almıştım. 6-7 liralık bir şey yani. Ama AliExpress'te satılıyor onu biliyorum. Şöyle üçgen şekilde diyebilirim. Uzun gidiyor. Yani uzun bir havlu. Burada kafanızı koyuyorsunuz. İlk önce saçlarınızı öne alıyorsunuz. Kafanızı koyuyorsunuz. Şu şekilde döndürüyorsunuz. Uzun saçlar için de aşırı kullanışlı bir ürün aslında. Sonra şurada şöyle bir ipi var. Bunu başınızdan arkaya doğru şöyle bir düğmesi var arkada. Bu ipi geçiriyorsunuz. Bu şekilde havlu kesinlikle açılmıyor. Bence çok kullanışlı bir ürün. Bulabilirseniz kesinlikle deneyin derim. Sıradaki ürünüme geçmek istiyorum. Saçımı yıkadıktan sonra tabii ki cilt bakımımı yapacağım. Bunun için Kore ürünü seçtim. Tabii ki Kore maskelerinden. Yanılmıyorsam bu marka zaten Türkiye'de de var. Gördüğüm gibime gelmişti. Bu ürünün özelliği maskelerin salatalık şeklinde olması. Ve aynı şekilde bunun da karpuz gibi olması. Ve bir sürü çeşidi var. Evet, değişik çeşitleri gül var. Gül falan. Güllü var. Kokonatlı vardı galiba. Çilekli de var. Bunun kaçı almışım bakıyorum. Normalde bunların fiyatı ama burada daha yüksek. Evet, normalde bunlar 4 euro falan değil mi? 3 euro, 4 euro bence bir fiyatı daha fazla var. Yani 5 euro civarı falan bile oluyor bazen. Evet, öyle olması lazım. Dediğim gibi Kore ürünü olduğu için tabii ki daha pahalı oluyor. Türkiye'de de çok ucuz değil zaten Kore ürünleri. Ama ben bunu 95 kuruşa, 95 sente almışım. lira fiyatı da 6.46 yapıyormuş. Türkiye'de ama bunlar ne kadar bilmiyorum. Ama görmüştüm diye hatırlıyorum. Kokoslar markasının bu arada. Oo, aşırı güzel kokuyor. Bakayım. Aa, evet. Karpuzlu sakız gibi kokuyor. Vivi Dent'in vardı sakızlı. Vivi Dent miydi o? Onun sakızına aşırı benziyor. Parça parça hepsi. Bir tane şöyle yapalım. Aslında saçma çünkü her yere yapıştıramıyorum. İşte o olayını sevmedim. Yani koku olarak müthiş. Hiçbir şey söylenemez. Etkisine daha bir şey söyleyemeyeceğim. Bir beklemem lazım. Bu cildime otururken biz hemen başka ürünle bence devam edelim. Şu an çok komik gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Konuşmak da biraz zor. Ben bu kağıt maskeleri aslında sevmiyorum. Çünkü her an düşecekmiş gibi bir his veriyor bana.
Hemen başka bir ürünle devam ediyorum. Bu Essence markasının bir ürünü. Bir aseton. Yani ojeleri çıkarmak için bir ürün. Bunun özelliği sulu değil. Jelly, yani böyle bir jöle gibi bir kıvamı var. Nasıl olacak anlamış değilim. Kokusu ananasa benziyor. Zaten üstünde ananas var. Şöyle göstereyim hemen. Travel ready yazıyor üstünde. Yani bildiğiniz üzere uçaklara sıvı madde sokmak yasak. Ama yine de bunu alırlar mı uçağa bilmiyorum. Ama kesinlikle ya yine... akma olayından yani, olayı bence. Bavuluna... Akma yapmaz bavula. Yani aseton çünkü akarsa kötü yani çamaşırlarına yani, falan. Ama kolay kolay akmaz jöle gibi olduğu için. Ama neden bu kadar küçük bir çıkışı var onu anlamadım. Bence sıktığın zaman çok gelmesin diye. Sıkacağım mı? Bence sıkacaksın onu pamuğa. Bayağı jöle. Bayağı evet jöle. Bakalım ojemi güzel çıkaracak mı? Gördüğünüz üzere oje sürmüştüm. Şu zor olanla başlamak istiyorum. Simli ojeler zor çıkarılıyor çünkü. Simli olan olduğu gibi duruyor. Diğerine geçmek istiyorum. Yani simli olanı zaten bekletmek gerekir. Biraz uğraştırıyor çıkarırken. Bence uçuyor. Acaba... Ben az sürdüm belki de pamuğa. Çok çıkarmadı çünkü. Bir daha abi. Aloe veralıymış bu arada. Ya nasıl yapman gerektiği açısından da bir şey yazmıyor. Bekletince daha kolay çıktı. Şu an onu gördüm. Kullandığım renkler de açıkçası biraz zor. Biri simli, biri evet, koyu. Bu arada bunun fiyatı ne kadardı hatırlamıyorum. 3,5 falandı galiba. Çok çok ucuz değildi Essence için. Normalde ben burada asitonu 2 euroya falan alıyorum. Ucuz olan tabii ki ucuz markaların. Simli olan hiçbir şekilde çıkmıyor şu an. Bayağı uğraştırdı. Koyu olan da bayağı üründen sonra çıkmaya başladı. Yani bu kadar çıkarabildim şu an. Yani şöyle göstereyim. Pamuklu olduğu gibi yapıştı simli ojenin üstüne. Normal aseton kesinlikle daha çok işe yarıyor. Ve aseton kokmadı hiç şu an bura. Evet aseton kokmadı zaten. Sırf bir hafif bir ananas kokusu var. Ve biraz alkol kokusu var. Evet. Yani aseton kokusundan rahatsız oluyorsanız da bence bunu deneyebilirsiniz. Bu kalan ojelerimi çıkarayım. Ama ben ojelerimi çıkarttıktan sonra her zaman ellerimi yıkarım. Ama bunlar için de tabii ki bir iki ürünüm var hatta. Onları hemen bir göstereyim. İlk olarak bence çocukların da çok seveceği bir ürün var. Jelly soap'muş bu. Yani slime gibi bir sabun. Şöyle sallanıyor. Elim köpürecek mi? Pek ümitli değilim ama bence fikir olarak çok tatlı. Bunun fiyatı 99 sente almışım. Yani 6.73 lira civarında bir fiyata denk geliyor. Ve bir ürünüm daha var. Bu sabun kesinlikle benim için yapılmış bir sabun. Çok sevdim. Rengi... Hiç alışkın olmadığınız... Kömür arkadaşlar. Kömür ürününüz. Patchouli bitkisi kokusunda bir ürün. Önceden hiç duymamıştım bu bitkiyi. Google'dan baktım. Nanegillerden geliyormuş. Lavanta nane galiba. Lavanta nane karışımı. Zaten öyle bir kokusu var. Lavantaya çok benziyor kokusu. Ama böyle taze bir kokusu da var. Nane gibi yani. Bunu gördüm dedim çok iyi. Ne kadar aldık bunu? 1 euroya falan mı aldık? Hayır 69 centti. Çünkü inmişti. Normal fiyatı ama daha pahalıydı. Ama hatırlamıyorum ne kadar pahalıydı. Evet doğru indirimden aldık. 69 centti. Yani öyle çok uygun bir fiyata. Yani aşırı uygun bir fiyata aldık. Kurudu. Cildim zaten... neme ihtiyacı olduğu için çabuk emiyor ve güzel bir his bıraktı. Yani cildimi nemlendir. Hemen bence şu ojeyi çıkaralım ve elimizi yıkayalım. Yine banyoya gidelim. Evet ilk olarak slime sabunla başlamak istiyorum. Şöyle kutusundan çıkardım. Bayağı yapış yapış bir şey. Şimdi her seferinde onu öyle mi çıkarıp koyacaksın yerine? Yani. Saçma. Üy. Yani his olarak çok kötü bir şey. Ama köpürüyor bayağı. Evet bayağı köpürdü. Beklemiyordum açıkçası. Kokusu çok çok güzel. Ve ben bunu kutusuna nasıl geri koyacağım şimdi böyle sabunu sabunu? At içine gitsin. Ne diyeyim?
Yani öyle kullanacağım. Başka kullanamazsın ki. Güzel köpürdü. Ama ne kadar hijyenik onu bilemem yani. Her seferinde siyah sabuna geçmek istiyorum. Açıkçası bunu daha çok merak ettim ben. Bunu da hemen deneyeceğim. Islatınca grimsi bir renk aldı. Şu an ellerim gri. Bayağı boyadı ellerimi. Bu açıkçası o kadar temiz bir his vermedi bana çünkü ellerim simsiyah. Ya şu an ortalık Arap sabunu gibi koktu. Kokusu uçtu maalesef, evet. Lavaboyu biraz boyadı sanki. Sıçradı şuralara biraz. Ya bence günlük kullanmak için... Kırmızı slime sabunu daha çok beğendim. Bence bu çocuklar için çok eğlenceli bir şey olabilir. A few moments later. Annem diyor ki bu kırmızı slime böyleymiş. Evet. Siyah sabun böyleymiş. Evet. Niye siyah böyle? Çünkü boyadı buraları. Hem boyadı hem böyle sabun olarak hijyenik bir durumda olmadı. Olmadı. Kömür parçası. Evet. Olmadı bence de. Nesin onu hangi akla hizmet aldı? Ay, siyah diye aldım. Ha. Merak ettik. Merakını gidermek için. Evet. Arkadaşlar slime sabun süper. Çocuklar için özellikle siyah sabun maalesef kötü. Hop yine buradayız. Evet. İlk olarak aydınlatıcımla başlayayım. Bu aydınlatıcıyı buldum. Bunu daha önce gerçekten başka bir markada görmemiştim. Bayağı bir kalın ambalajı var. Açtığınız zaman da bir piramide benziyor. Benziyor değil, zaten bir piramit şeklinde. Çok ilginç bir aydınlatıcı. Çok az. Ya normal bir insana yeter. Böyle performansları bana göre düşük olan aydınlatıcıları ben hep böyle kullanıyorum. Aydınlatıcı olarak bu ürünü sevmedim ama kesinlikle şu an pudramın üstüne yaptığım gibi öyle kullanacağım bunu. 6 euro civarı bir fiyatı vardı. Biraz pahalı geldi bana. Kontürüm bugün lekeli olmuş. Hızlı hızlı yaptım makyajımı. Hiç dikkat etmemişim. Neyse bu tarafa bakmayalım. Şu kediciklerimi göstereceğim size. Ben bunları aslında... Bunların altında böyle bir kapak var. Açtığınız zaman içinden lip gloss çıkıyor. Lip gloss'tan daha fazla aslında bu sadece vazelin bence. Ve şöyle bir ürünüm var yine. Bu marka gördüğünüz üzere çok enteresan ürünler çıkarıyor. Gerçekten böyle sanki uzaydan bir parça koymuşsunuz gibi duruyor. Bu da yine bir lip balm aslında. Bu ürünü de çok seviyorum. Bunu da 2 euroya falan aldım. Ve son dudak ürünüme geldik. Aslında bunu da çok merak ediyorum. Yani en merak ettiğim. Bunu gerçekten ürünü. Ben de çok merak ediyorum. Yani çok bunu romantik. Gördüğümde çok yani şaşırdım. Çok romantik. Bir gül. Ama bu aslında çilek kokuyor. Çok saçma. Yani bu bir lip gloss arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun içinde lip gloss var. Bu gül yaprağının yani. Pigmentli bir lip gloss. Yani. Rengi hoşuma gitti. Bu kadar pigmentli olacağını düşünmemiştim aslında. Bunun fiyatına da hemen bakayım. 99 cent 6 lira 73 TL'ye denk geliyor. Yani 1 euroya falan almışım. Lip gloss sever biri olarak kesinlikle bunu kullanacağım. Lip gloss sevmiyorsanız hoşunuza gitmez. Ve bence 99 cent olmasına rağmen gerçekten kaliteli duruyor bence. Evet. Öyle dandik bir şey değil yani. Biraz tırnaklarımla devam etmek istiyorum. Bir tırnak peelingi buldum arkadaşlar. Bu markayı da çoğunuz biliyorsunuzdur eminim. Rossmann'da satılan Rival de Loup Young markasının bir ürünü. Bunu denemek istiyorum. Daha önce hiç denemedim. Tırnağıma biraz koyuyorum. Bakalım bir işe yarayacak mı? Tırnaklarım bayağı bu aralar yıprandı. Protez tırnak yaptığım için. Peeling efekti hissedebiliyorum kesinlikle. Yumuşattı ama gerçekten tırnak etlerimi. Bunun fiyatı ne kadardı hatırlıyor musun? Yani bu %50 indirim vardı gene. Normal fiyatı galiba 2,5 yani 3 euro civarı bir şeydi de ben 1,5'a mı ne aldım öyleydi galiba.
Bu ürünü beğendim gerçekten. Tırnağımı yumuşattı, besledi. Bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Kesinlikle bence deneyin. Hemen bir tırnak maskesiyle devam etmek istiyorum. Şöyle göstereyim bunu da. Gördüğünüz üzere bunun maskeleri böyle parmaklarımın üzerine takacağım. Amacı tırnak etlerimi beslemesi. Cuticle mask diyor zaten. 84 cent. 5.71'e denk geliyor lira fiyatına. Şöyle bir şey. Bunları nasıl takacağım çok merak ediyorum. O bence en küçük parmağın için. Kremimsi bir şey var bunun içinde. Maskenin dışında okudum. 15-20 dakika arası beklemem gerekiyormuş. Bayağı bir uzun zaman aslında. Ben bunları bir takayım arkadaşlar. Biraz zaman alacak çünkü. Maskeyi çıkardım. Gerçekten beğendiğim bir maske oldu. Çünkü tırnak etlerim gerçekten yumuşadı. Tırnaklarıma da güzel bakım yaptı kesinlikle. Romantik ürünümle devam etmek istiyorum. Bir mum var ama mesele mum değil. Bu çakmak. Diyeceksiniz çakmağın neye enteresan. Ama bu çakmağı elektrikle dolduruyorsunuz. Normal telefon şarj ettiğimiz gibi mesela. Şurada şöyle bir yukarı kaldırmak için şeyi var. Buraya bastığımda da Ceyran çarpıyormuş gibi bunlar çıktı. Yani birine şöyle yapmayın kesinlikle. Çünkü gerçekten Ceyran çarpar. Ve yakar. Şimdi mumumu yakacağım. Ya belki bu ürün vardır bir yerde de. Yani biz ilk defa gördük, evet, aldık. İlk defa gördüm. Dikkatimizi çekti. Sizinle de paylaşmak istedim. Olay şu arkadaşlar. Mumu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Direkt elektrikle yani mum yakıyorsunuz. Bunun olayını neden çok beğendim? Öncelikle doğa için bence çok güzel. Çünkü çok uzun ömürlü bir şey. Elektrikle devamlı dolduruyorsunuz, şarj ediyorsunuz. Ve bayağı da gidiyor bir şarj. Gaza ihtiyacınız yok. Bittiğinde çöpe atmıyorsunuz. Kolay kolay bozulan bir şey değil. Mum için falan bence süper bir. Bunun da fiyatını bilmiyoruz. 10 euroydu galiba. Bayağı oldu alalım. 10 euro, 12 euro civarı bir şey. Son ürünümüze geldik arkadaşlar. Ve açıkçası benim favori ürünler geldik. Şöyle bir kutunun içinde. Bu ne? Ne olduğunu okumayın. Arkadaşlar bu ürünü böyle kameraya tutacağım. Videoyu şu an durduracağım 5 saniye. Yorumlara yazın. Sizce bu ne? Yorumlarınızı bekliyoruz. Gerçekten çok merak ediyorum. Kaç kişi aramızda bunu bilecek? Evet, teşekkür ederiz yorumlarınız için. Ve söylüyorum. Arkadaşlar bu bir parfüm. Hatta iki parfüm. Evet. Çünkü bu ayrı bir parfüm, bu ayrı parfüm. 7 euroydu sanırım. Evet. Gerçekten 6.95 mi? Uygun fiyatlı. Evet, 7.95 o civarda bir şeydi. Öyle bir şeydi. Daha önce böyle bir parfüm görmedim. Çünkü biz orada gördük, oyuncak sandık. Ama parfüm reyonunda ne arıyor bu dedik. Aynen. Şöyle çıkardım parfümleri. Bu kaldı. Bunu bir kenara koyuyorum. Biri day, biri night. Sıkıyorum şöyle bir. Biraz dezenfektan gibi. Biraz ucuz kokuyor. Bugün o kadar sabuna boğuldum ki. Day olanı pek beğenmedim. Night olanı deneyelim. Yani hiç benlik değil. Bu daha fazla. Belki bunun kokusu umarım daha iyidir. Evet, bunun kokusu daha güzel. Bu çiçekli. Bunu ben kullanamam. Bunu ablam kullanamaz çünkü çiçeklere karşı alerjisi var. Ama ben night olanı beğendim. Onu beğenmem daha hoşuma gitti çünkü onun içinde daha fazla ürün var. Day olanı da yani çok şey kokmuyor. Ben ağır parfüm sevdiğim için bu gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar yani süs olarak. Yani parfümü kullanılır, kötü değil ama favorim değil. Arkadaşlar ürünlerim bitti. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Gerçekten bize destek olmak istiyorsanız abone olmayı lütfen 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 unutmayın, evet, lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim bunu da, 100 abone için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Hoşça kalın.